Beşiktaş için birçok şeyden vazgeçti o. Gerçekten oyuncu olarak bu takıma yani fedakarlık gerekiyor bu sene. Çünkü herkes biliyor ne kadar kötü günle geçtiğimiz. Şimdi de bir destek lazım Beşiktaş'a. Ben de elimden geleni yapmak istedim ve yapıyorum. Taraftar diren ve efsane ol dedi, Beşiktaş'a imza attı. Kulüp zor bir dönemden geçerken hiç düşünmeden feda dedi. Onun Beşiktaş aşkı karşılıklıydı. Şimdi ise veda zamanıydı. Evet değerli izleyenler, yanımızda Ersan Adem Gülüm var Beşiktaş'tan. Çin'in Hubei China Fortune takımına transfer oldum. Ersan, ilk önce hayırlısı olsun diyelim her şeyden önce. 6 sene kulübe büyük emekler verdin. Büyük başarılar kazandı kulüple birlikte. Genç yaşında geldin buraya tecrübeli bir futbolcu olarak. Neler söylersin? Bu duygularını al. Evet, dediğiniz gibi ben ilk geldiğimde buraya 23 yaşındaydım. O zamanlar kiralık bir oyuncuydum. Benim için çok farklı bir duygulardı o anlar. Benim bu kulüpte yaşadığım ya da futbol hayatını yaşadığım hiç kim, herkese nasip olmaz. Hele bu Beşiktaş formayı giymeye çok büyük, çok büyük emekler geçiren herkes burada. Yani ben de bu kulübün bir parçası olmak gurur verici benim için. Evet, iyi günler gördüm burada, kötü günler de gördüm ama bütün Beşiktaş taraftarlarla birlikte gördüm bu kötü ve iyi günleri. Onlar beni sonsuz kadar desteklediler. Ben de onları inşallah mağlup etmemişimdir bu zamana kadar. Ve her oynadığım maçta, her antrenmanda, hayat dışın içi her zaman Beşiktaş için mücadele etmişimdir. Onlara teşekkür ediyorum çünkü onların sayesinde, yani iyi oynadıysam onların sayesinde olmuştur. Çünkü onlar hep beni destekledi ve yani bir yandan evet üzülüyorum ayrıldığını. Çok büyük emeğim geçti bu kulüp için. Fedakarlar yapıldı. Bana feda da geldiğin zaman da hiç düşünmeden de kabul ettim. Çünkü bir öne iyilik yaparsın, bir öneme iyilik yaparsan iki katını geri alırsın diye düşünüyorum. Ve Allah'a şükür şimdi onu görüyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Herkeste çalışanlar, kulüp camiasının içinde, dışı, içi sonsuza kadar teşekkür ederim. Hakkını helal ettinler bana. Çünkü ben onlara hakkımı helal ediyorum. Veda konuşmasını yaparken sesi titriyordu Ersan'ın. Beşiktaş'ta yaşadığı güzel günler geçiyordu belki de aklından. Üzerinde hakkı olan herkesten helallik istiyordu. Ve şampiyon olacağız diyordu. Kendisini çok sevdiği Beşiktaş'tan ötekileştirmeden. Şampiyon olacağız. Bu süreçte, bu şampiyonluk yolunda eminim, o kadar eminim ki böyle devam ederse Beşiktaş futbol takımı şampiyon olacağız %100. Sadece taraftan bir rica, maçlara gelsinler, o stadı doldursunlar. Biz deplasmana gidiyoruz. Deplasmandaki taraftarlar, onlar dolduruyor tribünlere. Biz İstanbul'da oynuyoruz. Tribünler yarı oluyor. Dolmuyor bile. Biz şampiyonla koşuyoruz. Siz istiyorsunuz bu şampiyonluğu. Takım da istiyor. Ama sizsiz olmaz bu şampiyonluk yarışı. Sizsiz olmaz bu mücadele. Hep birlikte maça, bütün maçlara gitsinler. Çünkü şampiyonluk sırf oyunculardan gelmez. Daha çok taraftardan gelir. Onları birlikte sonsuza kadar takımı desteklesinler. Çünkü bu yolun sonu şampiyonluk var. Daha uzaklaşmadan Beşiktaş özlemi sarmıştı bedenini. Belki bir gün yeniden bu formayı sırtına geçirip Vodafone Arena'da tamamen dolu tribünlerin karşısında olacaktı. Görüyorsun işte kader. Kim derdi ki ikisi geldiğimde ilk gün Çin'e gideceğim. Kaderde ne varsa hakkına o olur yani. Hayırlısıysa olur. Allah zaten önüne bir çizgi yazmıştır. Biz onun çizgini ilerleye doğruluyoruz. Tabii ki Beşiktaş'a bir gün dönmek isterim. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ersan Adem Gülüm'ün takıma kazandırılmasında başrol oynamıştı. Ersan da başkanının arkasında duruyor, taraftarımız ona sahip çıksın diyordu. Fikret Orman inşallah hala başkanlığı devam eder. Çünkü o gerçekten çok büyük işler çıkarttı Beşiktaş'a. Ben yani ilk geldiğimde Beşiktaş o kadar büyük borçların içindeydi ki.
biz bir sene para almadan mücadele ediyorduk Beşiktaş'ta. Bunu herkes de bilmez. Ama başkan geldi, her şeyi değiştirdi kulüpte. Yani bunu burada bütün çalışanları sorabilirsin. Kulüpte para yokken o getirdi. Yani taraftar başkana sahip çıksın çünkü o çok büyük bir başkan Beşiktaş için. Yeni stat bitirdi. Önemli transferler yaptı. Yani o yüzden Fikret Orman'a hakkımı helal ediyorum. Çünkü o bana kapımı açtı burada. Beni transfer etme, sözleşmemi yenileme süreçte hiç kimse istemiyordu. O arkamda durdu. Ersan Adem Gülüm'ün Beşiktaş kariyeri unutulmaz anlarla doluydu. Porto maçında çizgiden çıkardığı topu kim unutabilir ki? Ve bunun gibi birçok anı. 6 yıllık bir kariyer, en unutamadığın an Beşiktaş formasıyla. Çok var ya. Bir şey söyleyemem. Çok güzel anılarım oldu. Yani ilk maçıma çıkmıştım. Kupa maçıydı. Mersin Manyurdu'ya karşı. Oradan başlamıştı Beşiktaş kariyerim zaten. Sonra Porto maçı vardı. Yani zaten taraftarlar da onu unutmuyor. Ben unutamam. Ondan sonra da derbide, İnönü'de son maçımız. Bunlar çok güzel anılar. Bunlar tarihe geçen şeyler zaten. O yüzden şimdi arka düşündüğünde üzülüyor insan. Beşiktaş kalıcı, biz gideceğiz yani. O yüzden kim bu kulüpte çalışan ya da oynayan sonsuz kadar en iyi şekilde emeğini versin. Çünkü burada çok güzel anlar var, anılar oluyor. Daha bu Beşiktaş'ın başlangıcı. Stat bittiğinde herkes görsün Beşiktaş ondan sonra. Herkes korkacak. Zaten korkuyor tabii ki. Ama inanılmaz Vodafone Arena bittiğinde taraftarın coşkusuyla hiç kimse durduramaz Beşiktaş'ı inşallah. Çok teşekkür ediyorum Ersan. Hayırlısı olsun sana da. Hadi kendinize iyi bak. Vodafone Arena'da herkes Beşiktaş'tan korkacak, şampiyon olacağız diyor Ersan. Eğer bu sene Vodafone Arena'da şampiyonluk kupası kalkacaksa, bedenen olmasa bile biliyoruz ki sen de orada olacaksın. Ve kupanın kulpundaki ellerden biri senin ruhunu taşıyacak. Beşiktaş.